Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yelek çalışmamızda gördüğünüz gibi fıstık dolgularımızı kullandık ve tüm olarak ördük. Bir bütün halinde ördük. Yanlardan dikiş yapmadık. Sadece omuzlarımızda şöyle belirli belirsiz bakınız minik bir dikişimiz var. Geri kalan parçaları bütün olarak çıkardık. Hemen ölçülerimizi şöyle görelim. Omuzdan tutuyorum uç kısmına kadar şöyle getiriyorum 35 santim omuzdan aşağı kısma kadar etek ucuna kadar olan kısmı çevirerek kol altı genişliğini ölçelim. Kol altı genişliğine baktığımızda da 28 buçuk santim olduğunu görüyoruz yeleğimizin. Evet e, yeleğimizi örmek için iki adet ip gerekli. E, ben ikinci ipimden çok az kullandım gördüğünüz gibi ama bu ipimiz 100 gram 360 metreden oluşmaktaydı diğer 100 gram 250 metre olan iplerden ya da herhangi bir marka ve metrajına baktığınızda daha az olanlardan bile iki tane bulundurmanız gerekecek bu yeleğimizi örmek için yeleğimizi tüm parça olarak ördük şöyle açarak anlatmak istiyorum başlamadan önce şöyle çevirelim Evet yeleğimizi bir bütün olarak başladık. Şurada zincir sayısı olarak 149 tane zincirimizi çektik. 149 zincirimizi çektikten sonra 2 zincir ilave zincir yapmadık. 2, 3, 4. zincire battığımızda 2 tane zincir zaten kazanmış olduk. Toplamda 147 tane trabzan üzerine modelimizi kurmaya başladık. Daha sonraki sıramızda ise şöyle gördüğümüz gibi trabzanlarımızı ve kutucuklarımızı oluşturarak modelimizi yerleştirmeye başladık. Belirli uzunluğa kadar gelince kolumuzu Ayırarak ön parçaları ve arka parçayı örmeye başladık ve yeleğimizi bir bütün halinde tamamlayıp omuzlarımızı diktik. Şuradaki kollarımızı ve e, kenar tığlama işlemlerini de yaptıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Dilediğiniz yaş grubu için örebilirsiniz. 1-1,5-2 bir, bir e, yaş grubuna kadar olan çocuklarımıza bu yeleğimiz tabi kilosuyla doğru orantılı olarak e, olabilir. Kolay gelsin diyerek hemen sizlerle de başlayalım. Evet. Evet kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Rekor ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. Renk numarası 10116 numara. 3 numaralı da tığımla öreceğim yeleğimi. 149 tane zincirimi çekerek başlıyorum. Sayalım zincirimizi. Tüm parça halinde ördüğümüz için bir bütün halinde çıkaracağız yanlarımız, arkamız hepsi aynı olacak. Şimdi eşit bir şekilde zincirimi çekiyorum. 149 tane zincirimizi çektikten sonra geriye saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. 4. Zincirin içerisine giriyorum. İkili trabzan olarak örüyorum. 1, 2. Tekrar tığımın başını doluyorum, batıyorum, 1, 2, doluyorum, sıradaki zincirin içerisine giriyorum, 1, 2. Bütün zincirlerimizi ikili trabzan olarak örelim ve sıramızı tamamlayınca yeniden görüşelim. Trabzanlarımızı örerek tamamladık. Bir uçtan bir uca ikili trabzan olarak bu şekilde Ördüm. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Bu birinci trabzanımız. Hemen ikinci trabzanın üzerine batırıyorum. 1, 2. 3. trabzanın üzerine batırıyorum. 1, 2. 4. trabzan üzerine örüyorum. 1, 2. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. Beş tane trabzanım ördüm. 1 iki, üç, dört, beş. Beşinci trabzanımızdan sonra bir tane zincirimizi çekelim ve aşağıdan bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanın üzerine batalım. Burada bir tane kutucuğumuz olsun. İlk kutucuğumuzu oluşturduk beş trabzan sonrasında. Hem başlangıçta hem bitişte beş tane trabzanımız olacak. Arada ise yedi trabzan bir kutu. İkinciyi ördüm üçüncü dördüncü beşinci altıncı ve yedinci trabzanımı ördüm bakın 2 4 6 ve 7 7 trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batarak tekrar 7 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 bir tane zincir çekiyorum aşağıdan bir atlıyorum yeniden 7 trabzan örmeye başlıyorum 5 tane trabzan bir zincir çektim aşağıdan bir tane atladım 7 trabzanımı ördüm 7 trabzanım tamamlandıktan sonra bir zincir çektim bir tane trabzan aşağıdan atladım, 7 trabzan ördüm. Bir zincir çekip aşağıdan bir atladım, 7 trabzan örerek devam ediyorum. En son bitişimiz yine 5 tane trabzan üzeri olacak. Tıpkı başladığımız gibi. Şimdi araları 7 trabzan bir zincir olarak örelim. Sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Trabzanlarımızı örerek geldim. 7 trabzan bir kutucuk, 7 trabzan bir kutucuk olarak ördüm. En son 5 tane trabzanla kapanışı yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Son zincirimin üzerine batıyorum. Ve bir tane trabzan yapıp hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle sayarak kontrolümüzü yapalım. 5'te başladık. Bunu saymayalım. Kaç tane 7 kutucuk olduğuna bakalım. 7 trabzanlı kutucuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane e, grubumuz var. 7'şer trabzandan oluşan. Başlangıçta 5, yani bitişte 5. Başlangıçta da 5 trabzanlı bölümümüz var. Şöyle görelim. Bakınız bir uçtan bir uca ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle santim olarak isterseniz bir bakalım bu haliyle birbirimizin örgüsünü kıyaslayalım. Şöyle başlangıç noktasına bırakıyorum ve şöyle tutuyorum ve çekiyorum 51 buçuk santim uzunluğunda benim örgümün ölçüsü Evet şimdi üçüncü sıramızı örmeye başlayalım 3 zincirimizi çekmiştim birinci trabzanımız ikinci trabzan üzerine batıyorum ve üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Kenarımızda üç tane trabzanımız oldu bir zincir çekiyorum bir tane trabzan atlayıp diğer beşinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum İkili örüyoruz üç tane trabzan bir kutu oldu yine bir zincir çekiyorum alttaki kutunun üzerine hemen yine bakın kenardaki trabzan üzerine batarak bir tane daha kutucuk örüyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum 3 tane trabzanımız, 3 tane kutucuğumuz oldu. Ortadaki bir alt sıradaki kutucuğumuzun sağında ve solunda birer tane daha kutu ördük. Ortaya yan yana 3 tane trabzanımız örüyorum. İlk trabzanım bu oluyor. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. 3 üç tane trabzanım oldu bir zincir çekiyorum hemen bakınız alt sıradaki kutucuğun kenarına sağ tarafına bir tane daha kutucuk örüyorum tığımı başını doluyorum bir atlıyorum hemen kenara batıyorum ve bir tane kutucuk ördüm bir zincir çekiyorum alttaki kutucuğumuzun hemen yanındaki trabzanıma batarak ikinci kutucuğumu örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum sıradaki trabzana batarak 3 tane daha kutucuk oluşturuyorum. 3 trabzan 3 kutu. 3 trabzan 3 kutu. Hemen bakın 7 tane trabzanın tam ortasındaki bölümlere trabzanlarımız örüyoruz. Birinci trabzanım bu. Yanına ikinci trabzanım örüyorum. Yanına üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp kenara batıyorum. Alttaki trabzanımın hemen üstünde bakınız bir tane daha kutucuğumu bu şekilde oluşturdum bir zincir çekip batıyorum diğer kutunun üzerine ikinci kutucuğu oluşturdum bir atlıyorum ikinciye batarak üçüncü kutucuğumu oluşturuyorum ve hemen yanına ikinci trabzanımı üçüncü trabzanımı örüyorum üç trabzanımdan sonra bir zincir bir atlıyorum bir kutucuk bir zincir çekiyorum ikinci kutucuğumu alttaki kutunun üzerine örüyorum bir zincir bir atlıyorum ikinci trabzan üzerine batıyorum ve yan yana toplamda 3 olacak şekilde trabzanlarımı örüyorum ve sıramızı bu şekilde ilerleterek tamamlıyoruz alttaki 7 trabzanımız ortada 3 trabzana dönüşüyor ve kenarlarında da bakınız üçer tane kutucuk oluyor. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Aşağıdaki bir tane kutucuğumuz yukarı sırada 3 kutucuk oldu ve 3 trabzan 3 kutucuk 3 trabzan 3 kutucuk şeklinde baştan sona kadar örerek tamamladım. Şimdi en son bitişteyiz. Üç tane kutucuğumuzu ördüm ve birinci trabzan kutucuğumuzun kenarıydı bakınız. İkinciyi örüyorum ve üçüncüyü örüyorum zincirden döndüm trabzanımın tepesine tepesine şöyle batalım 3 tane trabzanım ördüm hemen 1 2 3 tane zincirimi çektim ve şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz 4 ve 5 2 tane daha ilave ettim toplamda 5 tane zincirimiz oldu arkayı çeviriyorum ve bir tane atlayıp hemen İkinci trabzan üzerine batarak bir kutu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, kutunun üzerine batıyorum. Aşağıda kutuydu. Bir tane zincir çekiyorum, yine alttaki kutucuğumun üzerine batıyorum. Şöyle görmeniz istiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen bakınız, burası da kutuydu. Kenarındaki trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir tane trabzanı atlayıp diğer trabzana batıyorum bir zincir çekiyorum kutucuğumun tepesine batıyorum bir zincir diğer trabzan üzeri bir zincir 3 tane trabzanımın ilkine tekrar bir zincir ortadaki trabzanı atlayıp kenardaki trabzanıma batıyorum dördüncü sıramızda bütün trabzanlarımızı bakınız kutucuk şeklinde örüyoruz. Bir tane 5 zincir çekerek ördüm. Bir atladım hemen kutu olarak başladım. Ve bu şekilde kutularımızı hazırlayarak sıramızın sonuna doğru gelelim. Sıramızın sonuna kadar kutucuklarımızı örerek hazırladık. Şöyle bakalım. En sondaki kutucuğumuz için bir tane zincirimizi çekelim. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımın tepesine batarak bir tane kutucuğumu örüyorum. Ve 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve burada dolgu işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen buradaki ilk kutumun içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanın üzerine bir tane daha trabzan örüyorum. Şu şekilde kenarla birlikte 3 tane trabzanım oluyor ve 2 tane trabzan alt alta hemen yanında da ilk başlangıçtaki uygulamış olduğumuz kutucuğumuzun bulunduğu nokta var. Bakınız 3 tane kutucuk hemen yanındaki kutucuk bu ikinin olduğu yerden başlayacağımız için özellikle göstermek istiyorum. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum şöyle kutularımızı görmekteyiz. Bakınız elimi de kapadım. Ortada görmüş olduğumuz iki kutumuz, üç kutumuz. Tekrar kenarda iki kutumuz var. Şimdi bu kutularımızın içerisinde fıstıklarımızı doldurmaya başlıyorum. Birinci olarak şuradaki iki kutunun alttakinden doldurmaya başlayacağım. Şuradan. İkinci olarak yukarıya çıkacağım. Üçüncü olarak ikinci grubun en altından alıyorum. Dördüncü fıstık grubumuzu buradan. Beşinci fıstık grubumu buradan alıyorum. Bir, 2 3 4 ve 5 olarak şu grubun içerisini fıstıklarla dolduralım. Evet, şunu doluyorum tığımın. İlk fıstık grubumu alacağım yere giriyorum. 1 uzatıyorum. 2 defa saralım. Çok fazla doldurmayalım. Tekrar üst kutucuğa geçiyorum bu kez. Batıyorum. 1 bir, bir daha batıyorum. 2. 2 defa çektim. Tığımın başını doluyorum. Üçüncü yerimiz buradaki trabzanlarımızın ilk arasındaki olan tek kutuya giriyorum. Biraz daha uzun çekiyorum. Boyuna uygun olarak bir ve iki. Üçüncü fıstık grubumuzu ördük. Dördüncü olarak şu alt kısma giriyorum. İki trabzanımın altına bir ve iki. Beşinci olarak üste giriyorum. Bir ve iki. 5 defa bu işlemimizi tekrar ettik. Hepsini ipimi şöyle tutuyorum. Aynı anda tek seferde çekiyorum. Sıkıca kapatıyorum. 2 tane zincirim ilave ediyorum. 1-2 Bu fıstıklarımızı toparlamadan önce 2 zincir. Toparladıktan sonra mutlaka 2 zincirimizi ihmal etmiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımı ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve i̇kili trabzanımı örüyorum. Zincir içerisine giriyorum örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanın üzerine örüyorum. 2 zincir 3 trabzanımızı fıstıklarımızdan sonra bu şekilde örüyoruz. Şimdi yeniden fıstıklarımızı doldurmaya başlayacağız. Şöyle görmüş olduğumuz şu kutuların içerisinde. Önce şöyle tutmak istiyorum. 1 2 3 4 ve 5 olarak sırayı takip ederek doldurmaya başlıyoruz. Öncesinde Trabzanlarımı bitirdim. İki tane zincirimi mutlaka çekiyorum, unutmuyorum. Tığımın başını dolayarak alta giriyorum. Bakın şuraya giriyorum. Bir ve iki. İki defa uzattım. Üste giriyorum, üst kutuya bir, iki. İkinci grubumu ördüm. Üçüncü grubum için şuraya giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Biraz daha uzun çekiyorum. Bir ve iki. Tekrar şu kenardakinin üçüncü buraya üçüncü üçüncüye girdik en alta dördüncüyü örüyorum buradan bir iki beşinci ve son grubumuzu üstteki kutuya giriyorum ve örüyorum beş tane kutumuzu içerisine fıstıklarımızı ördük hepsini aynı anda tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve iki tane zincirimi hemen ilave ediyorum ve trabzanımın tepesine batıyorum. Kutumuzdan sonra gelen ilk trabzanımıza trabzanımı örüyorum. Tamam başını doluyorum. Kutu içerisine girerek bir trabzanımı örüyorum. Trabzanımın üzerine de bir tane daha trabzan ördükten sonra 3 tane trabzanımı tamamlamış oluyorum. 2 zincirimi çekerek 3. fıstık grubumuzu yeniden örmeye başlıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Hemen başlıyorum. Bir, iki. Üsttekine çıkıyorum. Bir, iki. En aşağıya geliyorum. Uzatıyorum biraz daha. İki. Yana geçiyorum. Alttakine iki defa girerek alıyorum. Yandan üstteki kutuya geçiyorum. Ve örüyorum. Hepsini tek seferde çekerek kapatıyorum. Şöyle sıkıca kapatıyorum. Ve iki zincirimi çekiyorum. Trabzanın üzerine batıp örüyorum. Bir tane de kutunun içerisine bir de diğer trabzanıma batıyorum. Üç tane trabzanımı yeniden oluşturuyorum. Şimdi aynı işlemlerimizi tekrar ederek sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. İki zincirimi çekiyorum ve yine aynı beş defa fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum. Bütün fıstıklarımızı örerek sıra sonuna kadar geldim bakınız. Araya 3 tane trabzan kenarlarına ikişer zincirimizi çektik ve en son bir tane kaldı. Bu sonu da sizlerle birlikte yapalım. 3 trabzanımızı ve 2 zincirimizi ördükten sonra bakın şurayı dolduruyoruz. Tığımın başını doluyorum. Alttan 1, 2, üste çıkıyorum. Üstteki kutuya 1 ve 2, Aşağıdaki kutuya geliyorum. 1 ve 2. Şöyle güzel alalım. 2. Tekrar üstteki kutuya çıkıyorum. Kenardaki. En üstte çıkıyorum. 1, 2. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekip kenardaki trabzanlarımı örüyorum. Tıpkı Şurada yapmış olduğumuz gibi 3 tane trabzanımız yan yana oluyor. 1, 2 ve diğerine de batıyorum. 3. 3 zincirimi trabzanımın üzerine bu yönde çekiyorum. Ve örgümün arkasını çevirerek ikinci kez buradaki gördüğümüz fıstıklarımızın zeminini hazırlamaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Birer birer trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. 3 tane trabzanım vardı. Üçünü de örüyorum. Birisi zincir, diğer iki trabzanım. 2 tane zincirimin içerisine girerek 2 trabzan örüyorum. 1 ve 2. Aynı başlangıçta ikinci sıramızda 5 tane trabzanımız vardı. Bakınız burada da yine 5 tane trabzanımız oldu. Yeniden modelimizi kurma aşamasının ilk başlangıcında bakınız. Sonrasında tam şuradaki kapamış olduğumuz noktaya 1 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimin içerisine gelerek tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Sonrasında 3 trabzanımın hepsini birer birer örüyorum ve sayıyorum. 2'den devam ediyorum. 3, 4, 5. Hemen 2 zincirin içerisine 6 ve 7 Toplamda 7 tane trabzanım oldu. Bakınız ikinci sırayı kuruyoruz şimdi. Ve yeniden tam kapama noktasında bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimin içerisine gelerek bir, iki tane trabzanımı örüyorum. Ve birer birer üç trabzanımın her birinin tepesine batarak tamamını örüyorum. Beş tane trabzanım oldu. Hemen iki zincirin içerisine de bir ve iki tane daha trabzanımı ilave ettim 7 trabzan bir zincir 7 trabzan bir zincir ilerliyoruz tam kapama noktamın üzerine bir tane zincir çekip kenardaki bu üç trabzanımın hem başlangıçtaki iki zincir başına çekmiş olduğumuz iki zincir içerisine iki trabzan iki trabzanla diğer tarafına toplamda ortadakileriyle birlikte 7 tane trabzanımıza ulaşıyoruz. 1, 2, ortadaki 3 örüyorum. 3, 4 ve 5. Kenardaki 2 trabzanımı örüyorum. 6 ve 7. Bir tane zinciri tam kapattığım fıstıkları topladığım yere çekiyorum. Ve diğer 2 zincir içerisine geçerek 2 tane trabzanımı örüyorum. Ortadaki 3 trabzanımı birer birer örüyorum. 2 3 tekrar 1 2 fıstığımı kapadığım bölüme geldim bir tane zincir 2 trabzan 1 2 şöyle görelim Bakınız yapmış olduğumuz işlemimiz bu şekilde ve bütün sıramızı 7 tane trabzan tam kapadığımız noktaya bir zincirle bir kutu hazırlıyoruz ve sıramızın sonuna kadar işlemimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Evet sona kadar örerek geldim 7 trabzan bir kutucuk 7 trabzan bir kutucuk örerek geldim sondan 5 tane trabzan olan bölümümüzü örmek için hazırız ve örerek tamamladık toplamda 5 tane başta 5 tane sonda trabzanımı ördüm ve bitirdim bakın şöyle görelim başlangıçta 5 tane ve arada 7 tane trabzanlarımızı ördük hazırladık şimdi 1 2 3 çevirerek diğer sıramıza geçiyoruz aynen bakınız burada 3 trabzan 3 kutucuk 3 trabzan 3 kutucuk yaptığımız bölümdeyiz Yine aynı şekilde birinci zincirimi çekerek ilk trabzanımı tamamladım. Bu şekilde ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı da yine örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bir trabzan atlayıp kutucuğumuzun yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir tane trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Alttaki kutucuğun yanındaki trabzanıma batıyorum. İkinci trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum şöyle görürsün bir tane trabzan atlayıp diğerine batıyorum 3 trabzan 3 kutucuğumuz oldu bir trabzan atladık bakınız şimdi tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanma batıyorum 2 bir yanındakine batıyorum 3 3 tane trabzanımız oldu bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum tekrar bir tane zincir çekip kutucuğumuz zaten vardı tepesine batıyorum yine bir tane zincir çekip bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum 3 kutucuğumuz olduktan sonra 3. şuradaki ilk trabzanımın yanına 2. trabzanımı ve 3. trabzanımı örüyorum 3 tane trabzan 3 kutucuk olarak sıramızı tamamlıyoruz 3 trabzan 3 kutu olarak ördüm sıramın sonundayım 3 tane kutumu hazırladım. 1. trabzanımı ördüm, 2. trabzanımı örüyorum ve son olarak 3. trabzanımı örerek tamamlıyorum. Bu sıramızda tamamen kutucuklarımızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 tane atlayıp 2. trabzanımın üzerine batarak ilk kutucuğumu örüyorum. 1 zincir çekiyorum. Hazırdaki kutumun tepesine batıyorum bir tane zincir diğer kutumun üzerine örüyorum bir zincir çekiyorum alt sıradaki yine kutumuzun üzerine örüyoruz bir tane zincir çekiyorum ortadaki trabzanı atlayıp 3 üç trabzanımızın üçüncüsüne batıyoruz tekrar bir zincirimi çekiyorum kutucuklarımın tepesine batarak birer birer yeni kutularımı hazırlıyorum Trabzanımın olduğu bölüme geldim. Ortadakini atlıyorum. Son trabzanıma battınca yeni bir kutucuğumuz oluyor. Zaten burada da bakınız altta kutular var. Yine birebir olarak bu kutularımızı örüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. İkinci sıra yapraklarımız için zeminimizin tamamını hazırlayarak geldim. En son kutucuğumuzu sizlerle birlikte yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlayıp kenardaki Zincirden döndüğüm trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve 1, 2, 3 zincirimi bu yönde çektikten sonra yeni yapraklarımızı yapmak için hazır hale geliyoruz. Hemen çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Kutucuğumun içerisine bir tane trabzanım örüyorum. Trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde üç tane trabzanım oluyor. Modelimizi bakın kapadığımız zaman şu en uzun üç tane kutucuğun sağındaki ve solundaki iki tane kutumuzun içerisinde yapacaktık. Şöyle görmenizi istiyorum tekrar. Önce birinci, ikinci üçüncü, dördüncü ve beşinci girişlerimizi iki tane zincir çektikten sonra yapıyoruz. Lütfen buradaki yapraklarımızı yapmadan önce ve sonra iki zinciri unutmayalım. Alttaki kutuya giriyorum. Bir ve iki. Tekrar doluyorum. Üstteki kutuya bir, iki. Her kutunun kendi boyutuna göre çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Bir. Daha uzunca iki. Diğerine geçiyorum. 1 ve 2 bir üste geçiyorum 1 ve 2 toplamda 5 defa sarmış olduğum fıstık grubumu tek seferde çekiyorum kapatıyorum 2 tane zincirimi çektikten sonra ilk trabzanın tepesine gelerek batıyorum 1 bir. bir tane kutucuğun içerisine 2 yine trabzanımın kenarına yani diğer trabzan tepesine atarak 3 tane trabzanımı oluşturuyorum. 3 trabzan 2 zincir fıstık grubumuz 2 zincir ve 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen grubumu görüyorum. Hemen örmeye başlıyorum. 2 zincirimi çekerek. Tığımın başını doluyorum. Alttan 1, 2, üste çıkıyorum. 1, 2. Şu ipimi karışmadan hemen açıyorum. Tığımın başını doluyorum aşağıya giriyorum 1 2 yukarıya 1 2 yukarı önce alttaki sonra en üstteki kutucuğum 5. kutucuğuma girerek görüyorum hepsini tek seferde çekiyorum sıkıca kapatıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum trabzanımın tepesine batıyorum içine bir trabzan Diğer trabzan üzerine bir trabzan, iki tane zincir çekerek yapraklarımızı yine diğer yaprakların aşağıdaki yaprakların üzerine birebir olacak şekilde örerek ilerliyor. Önümüz, arkamız ve diğer önümüz olmak üzere bir bütün halinde ördüğümüz için kol altına gelinceye kadar bu şekilde yapraklarımızın üzerine yeni yapraklarımızı sırası ile dizerek ilerleyelim. Bir bütün halinde 5 yaprak sırası örerek tamamladım. Yani 1 2 3 4 ve 5. Şöyle görelim. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi önümüzü, arkamızı ve diğer önümüzü ayıralım ve parçalar halinde örmeye başlayalım. Şu şekilde ayırıyorum. 1 2 3 4. 4 tane parçayı önüm için ayırıyorum ve bir tane işaretimi takıyorum. Yaprağımın hemen ortasına gelerek bakınız yaprağımın hemen yanındaki üç trabzanın 1 ile 2. trabzan arasına gelerek işaretimi takıyorum. Ve aradaki bir tane çiçeğimi yaprağımı kol altı için bırakıyorum. Yani 5. kol altı için bıraktım. Yine şöyle ortalıca takıyorum. 3 tane trabzanımın bulunduğu noktaya. 1, 2, 3, 4 önümüz bir tanesi. Kol altı için ayırdığımız bölüm ve her ikisinin ortadaki trabzanına işaretimizi taktık ve geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. yine sağına ve soluna 3 trabzanın bulunduğu yere işaretimizi takıyorum. 4'er tane yaprağımız önümüzün bir tanesinde 4 yaprağımız da önümüzün bir tanesinde. Şimdi arkada kalanları sayalım. 2 4 6 7 ve 8. 8 tane yaprağımız da arkaya kaldı. Çevirip şöyle katlıyorum. Yeleğin formunu veriyorum. Bakınız yeleğimizin formunu verdiğimizde de bu şekilde oldu. Şöyle iplerimi kenara alayım daha değerli toplu görünsün. Şöyle ayırdık bakınız. Eğer daha büyük ölçüde yaptıysanız ilk önce yapmanız gereken işlemi hemen söylemek istiyorum. Daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz ya da buradaki yaprak sayınız az ya da fazla olabilir. Hiç önemli değil. Şu şekilde geniş halde bulunan örgümüzü katlayalım şöyle. Her ikisini eşitleyerek şöyle katlayalım. Bakınız katladığımız zaman bile hiç ayarlamaya gerek olmaksızın e, otomatik olarak bizi yönlendirecektir. Şöyle ortalayarak katlayalım. Kenarlarına da işaretimizi koyduğumuz zaman yeleğimize yelek formunu vermiş olacağız. Önlerimiz kendiliğinden ayrılmış olacak. Arkamızda yine kendiliğinden ayrılarak e, çok rahat bir şekilde ayrılırız. Yani çok fazla e, ne yapacağım gibi tereddütlere kalmak e, yersiz. Böyle tuttuğumuz zaman kendisini zaten gösterecektir. Evet şimdi yakamızı örmeye başlayalım ve bir tanesini örüyoruz. Artık işaretimize kadar örüyoruz. Her bir işaretlediğimiz bölümü bitirdikçe diğer bölüme geçiyoruz. Bölüm bölüm örmelerimiz şimdi başlıyor. Yakamızı çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. 2 ve 3 zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen 3 tane trabzanım var. Bakınız ördüğüm ve yanında 2 tane olan İkinci trabzanıma batıyorum, bir defa örüyorum. İkinci kez çekmiyorum. Yeniden yapalım. Tığımın başını doluyorum, ikinci trabzanıma batıyorum, bir defa çekiyorum, ikinci kez örmüyorum. Tığımın başını doluyorum, üçüncü trabzanıma da batıyorum, bir defa çekiyorum. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve burada yakamızın ilk eksiltme işlemini tamamladık. Sonrasında araya giriyorum. Örmem gereken iki tane trabzanım örüyorum. Modelimde hiç e, taviz vermiyorum. Değişiklik yapmıyorum. Devam ediyorum gördüğüm şekliyle. Bir tane zincirimi çekiyorum. iki tane trabzanım. Ve birer birer alttaki trabzanlarımın üzerine batarak toplamda 7 tane trabzan sayıma ulaşıyorum. Yani normal modelimizi kuruyoruz. Bir zincirimi çektim iki trabzanımı yine örüyorum sadece şurada kesme işlemimizi yaptık ve birer birer bir tane zincirimiz tekrar kenara geçiyorum 1 ve iki trabzanlarımızı örelim Evet trabzanlarımı örerek ilerledim işaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim Tığımın başını doluyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir ve işaretimi çıkarıyorum. Tam ortadakine batıyorum. Şu şekilde dört tane trabzanımı örmüş oluyorum. Ve çeviriyorum. Üç zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı örerek ilerliyorum bir tane zincir çekiyorum bir kutuyu oluşturuyorum tekrar ikinci kutumu oluşturuyorum ve yine bir tane zincir çekip bir atlayıp diğerine batarak ikinci kutumu oluşturuyorum toplamda üç tane kutumuz oluştu yine modelimizi kuruyoruz 2 şöyle görüyoruz bir zincir atıyorum bir zincir kutumun kenarındaki trabzanımı örüyorum ve burayı yine bir tane de kutu çalışarak 3 trabzan 3 kutu şeklinde uç kısma doğru ilerleyelim Evet kolumuzdan önümüze doğru örerek geldim 2 tane trabzanım, üç kutu, iki, üç trabzan 3 kutu 2 3 trabzan 3 kutu 3 trabzan 3 kutu 3 trabzanım ördüm son olarak yaka, hemen yakamızın kesim yerinde 2 tane kutumuz oldu yine bir tane zincirimi çektim Tığımın başını doluyorum. İlk kesme işlemimi yaptığım yerde bir tane zincirimi çekmiştim. İki trabzanımı aynı anda örmüştüm. İki trabzanımı aynı anda ördüğümle bir zincirimin arasına şöyle içten giderek batalım. Bir ve iki defa da kapatalım. Bir, iki, üç tane zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çevirip örmeye devam edelim tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bu sıra tamamen kutucuklardan oluştuğu için kutucuklarımı örüyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Burada bir tane kestik, iki kesmiştik, bir kestik. Sonrasında yine bir tane daha kestik bir zincir kutumuzu sırası ile uç noktaya kadar herhangi bir değişiklik yapmadan örelim kadar geldim. Buraya e, çekmeden direkt trabzanımın üzerine batalım. Kolumuzu olduğu bölüm 1 2 3 çeviriyorum. Kolumuzdan önümüze doğru ilerleyelim. Şimdi iki tane bakınız modelimizin bulunduğu bölümümüz vardı. Hemen modelimizi uygulamaya başlayalım. ve yakımızı keseceğimiz yere doğru yaklaşınca yeniden görüşelim. Kol altından 1, 2, 3 tane yaprağımızı yaptık. En uç kısmımıza geldik. Burada aynı zamanda kesme işlemimizde devam ettiriyorduk. Kesme işlemimize gelmeden şurada görüntü çirkin olmasın. Modelimizi yarım çalışalım. Yine iki tane zincir çektim. Alttaki kutucuğa giriyorum. Üstteki kutucuğa girip yine ikişer ikişer çekiyorum. Ve uzun olarak aşağıdaki üçüncüye giriyorum yarım modelimi çalışıyorum kapatıyorum yarım modelimizi çalışalım burada bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başında doluyorum. şurada bakınız zincirimizde trabzanımızı batmış olduğumuz yeri şöyle altından girelim bir tane trabzanımızı örelim bir tane bir iki 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak burada kutu yapmıyorum. Bakınız hemen tığımın başını doladım. 2 zincirin bulunduğu noktaya geçiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Yakamızı iyice kesiyoruz. Ve sonrasında bütün modelimizi aynı şekilde kuruyoruz. Ve sondan tekrar yaka bölümüne gelince yeniden görüşürüz. Evet kolumuzun olduğu bölüme doğru geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Eğer aklında herhangi bir şekilde takıntı hiç kimsenin kalsın istemiyorum. Şöyle bir görelim. Bakınız en kenarda iki tane araya zincir çekmiştik. İki artışla orayı dört trabzana çevirdik. Bakınız ilk başlangıçta da iki ve dört tane trabzanımız vardı. Sonra iki tane trabzanımız kutucuğumuz şeklinde modelimizin kurulumuna devam ettik şu haliyle görmenizi istiyorum aklınızda hiç soru işareti kalmasın buradaki modelimizi yarım kurduk ve birazcık daha keseceğiz kesme işlemimizden sonra artık buradaki modelimiz tamamen kalkacak Evet şimdi buradan geriye artık kutucuklarımızı yaparak ilerleyelim 3 tane kutucuk 3 trabzan 3 kutucuk 3 trabzan şekliyle yakamızın olduğu noktaya kadar örerek gelelim şöyle yine tutmak istiyorum aklında karışıklık olan arkadaşlarımız şöyle bakarak belki daha güzel çözümleme yapabilirler Evet şimdi kutucuklarımı üçer üçer örerek yaka kısmına doğru ilerliyorum Kolumuzun bulunduğu bölümden yakamızın olduğu uç kısma kadar örerek geldim. Yine bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzana değil ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. İkinci trabzanımıza battım. Bir tane zincir, iki ve üçüncü zincirimi de çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki Birinci trabzanımın üzerine direkt batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bir tane zincir çekip kutucuğumu ayarlıyorum. Bir zincir çektim. Artık bütün bu sıramızı kutucuk olarak ayarlıyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum tekrar. Kolumuzun kesim yerinden yani burada artık işlem yapmıyoruz. Buradan yaka kesimine doğru ilerliyoruz. Hemen iki tane trabzanımı ördüm ve e, aşağıdaki yaprağımı doldurmaya başlıyorum. Şu grubumuzu içerisine 1, 2, 3, 4 ve 5 her zamanki gibi iki tane kenarda trabzanımız mutlaka var. Evet iki zincirimi çekiyorum her zamanki gibi modelimi kurarak yaka kısmımıza doğru ilerleyelim. Yakamızı kestiğimiz bölüme geldim. Bir tane çamımı yaptım. İki zincirimi çektim. Bir tane trabzanımı da ördüm. Son kesme işlemimizi yapıyoruz. Bundan sonra kesme yapmıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki bakın zincir çekerek gelip trabzanlı olan bölümün tam arasına giriyorum. Kenarımızda iki tane trabzanımız, iki tane kol tarafında iki tane de önümüzde olacak şekilde artık kesme işlemimizi bitiriyoruz ve modelimizi bu üç tane yaprağımız üzerinden kurarak yeteri kadar e, ölçüye gelince e, duruyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi örmeye devam edelim. Kesim işlemimizi yaptıktan sonra yukarıya doğru örerek büyüttüm ve toplamda 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Yani 5 tane yaprağımızı ördüm. Gayet yeterli oldu. Yaprağımızı kapadıktan sonraki işlemimizi de yaparak tamamladım. Şimdi diğer bölümümüze geçmek istiyorum. Diğer bölümümüzde de burada önden başlamıştık. Bakınız yine aynı şekilde önümüzden başlayarak ilerleyelim. Yani kol kısmından gelmeyelim. Önden devam edelim. Modelimizin de dilediğiniz yönünü kullanabilirsiniz. Her iki yönüyle de kullanabilecek güzel bir çalışma. Şimdi birinci trabzanımı zincirden örüyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Bir defa örüyorum. Üçüncü trabzan üzerine batıyorum. Bir. Hepsini aynı anda çekiyorum ve ilk kesme işlemini buradan başlatıyorum. Evet şimdi iki tane zincirimin içerisine trabzanlarım örüyorum. 3 tane trabzanım aynı anda ördükten sonra artık normal şekliyle modelimizi bu zamana kadar yaptığımız gibi örelim. Kolumuza işaret koyduğumuz şu kısımda yeniden görüşelim. Kol altımıza işaret taktığımız yere kadar geldim. Yaprağımın kenarındaki iki trabzanımı ördüm. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. 1 ve 2 2 tane zincirimin içerisine ördüğüm trabzan 2 tane de dıştaki trabzanımla bu şekilde tamamlıyorum şimdi yeniden kafeslerimizi yapmak için örgümüzün yönünü çeviriyoruz arkamıza geçmiyoruz bunundakine batıyorum bir zincirimi çekip 3 tane kutucuk 3 tane trabzanla bölümümüzü çalışmaya yeniden başlıyoruz Artık model kafamızda iyice oturdu. Sadece kesme işlemine yardımcı olmak istiyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. Bazen yeni öğrenen arkadaşlarımızda en sıkıntı olan bölümler yaka falan oluyor. O yüzden mümkün mertebe daha teferruatlı çalışalım. Hiç sıkıntımız olmasın. 3 trabzan 3 zincirle yani e, trabzan 3 kutucukla ilerliyoruz. Uç kısmımıza doğru. Bir tane zincirimi çektim. Yeniden kutumu yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada 3 tane e, ikisini bir almıştım diğer üçünü bir almıştım şöyle bakınız uç kısma dışa doğru birinci trabzan olduğu tarafa doğru gelerek batıyorum ve burayı esnetiyorum yani şöyle gerginleştiriyorum güzel durması için tekrar bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen buraya batıyorum bir zincir bütün sıramızı kutu olarak tamamlayalım. Yeniden yakamıza doğru yaklaşınca yeniden görüşelim. Kolumuzun altından yapraklarımızı yaparak ilerledim. Yakamızın ön kısmına yeniden yarım motifimizi modelimizi kuracağız. Öncesinde iki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki alttan, üstteki kutucuktan ve en alttan bir, iki defa alıyorum. Kapatıyorum. Hepsini çekip kapadıktan sonra tığımın başını doluyorum. Her iki trabzan arasına girerek bir tane daha yine eksilmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek hemen şuradaki bakınız solundaki bölüme girerek iki tane trabzanımı örüyorum ve modelimi devam ettiriyorum. Şu kısım önemli olan yarım modelimizi ördük yukarıya doğru geçişimizi de yaptık Evet şimdi kolumuzdan tarafa doğru dümdüz örelim oradan yine dönerek gelelim 3 trabzan 3 kutumuzu örerek geldim 3 tane yaka kısmında trabzanımı ördüm yan yana olan kutularımdan sonra zincir çekmeden tığımı başında doluyorum Şuradaki bakınız bölüme giriyorum altından 1 2 Tekrar 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Kesme işlemini buradan bir tane daha yaptıktan sonra yine yönümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlayıp bir tane kutu yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir kutu yapıyorum. Ve bütün trabzanlarımı ve kutularımın üzerine örerek sıramızı kutularla tamamlayalım. kolumuzun olduğu bölümden ön kısma doğru 3 tane yaprağımızı yaptım bir tane trabzanımı yine 2 zincirimden sonra ördüm hemen son artık kesme işlemimizi yaparak tamamlamış oluruz. şu araya bir tane giriyorum eksilmiş oluyoruz 2 tane trabzan burada 2 tane trabzan diğer uçta olacak şekilde arada da modellerimiz bitiriyoruz ve diğer önümüzün aynı ölçüsüne gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sayılarımız aynı olsun. Daha sonra arkamıza birlikte başlayalım. Yeleğimizin her iki önünü de keserek tamamladım yaka kısmını. Şimdi işaretlerimize taktığımız yerden sadece arka kısmımızı örelim. Yine tam ortadaki trabzanımızı örelim. Buradaki üç tane olan trabzanımızın her iki kenarda bakınız. Bir tane yaprağımızı hiç örmüyoruz. Diğer işaretimi taktım eee bulunduğu yerden yani ikisini örerek diğer uca kadar ilerliyorum. Diğer uçta da yine ikisini örüyorum. Burada tam bir tane yaprağımız kalıyor şöyle. Bunu örmüyoruz. Kol boşluğu olarak kalıyor. İşaretimi taktığım yerden diğer işaretimi taktığım yere kadar örmeye başlıyorum ve diğer kolumuzla aynı ölçü olana kadar modelimizi aynı şekilde kuruyoruz arkamızda herhangi bir şekilde artma eksilme olmayacağı için hiç problem değil dümdüz örüyoruz tam ortadaki trabzana bakınız 3 tane trabzanımız vardı diğerinde de aynı şekilde başlamıştık arada Tam bir tane modelimiz kalıyor. Şöyle görmenizi istiyorum. 3 tane trabzandan kolumuza doğru ortadakinden başlamıştık. Burada modelimiz kalmıştı. Diğer e, arkamıza da aynı bakınız. 3 tane trabzanımızın ortadakine batıyorum. Bitişimiz de yine aynı şekilde olacak. Zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. Bu birinci trabzanım. İkinci trabzan üzerine batıyorum araya iki tane trabzanım yani modelimizi yine kuruyoruz bir zincirimi çekiyorum ipimi de şöyle alttan gizleyerek ilerliyorum birer birer trabzanlarımın üzerine basarak aradaki batarak 7 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çektim 3 trabzanımın sağına ve soluna ikişer trabzanımızı örerek 7 trabzanımıza ulaşıyoruz. Zaten ipeci ördük. Problemimiz kalmadı modelden yana. Bir zincirimi çektim. uça kadar ilerleyelim. Şöyle başlangıcı görmenizi istiyorum. Evet arkamızdan başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprağımızı ördüm. Hemen işaretimi bulunduğu noktadayım. İşaretimi çıkarıyorum. İki trabzanımı örmüştüm. İki tanesini örüyorum. Bu üç tane olan trabzanımızın bakınız kol ayrımımızda yani arası şu şekilde olacak. İkisini bu tarafta ördüm. İkisini bu tarafta modelimizin kenarında birer trabzan ikişer zincirimiz kaldı. Evet şimdi aynı şekilde e, öndeki örmüş olduğumuz sayı kadar 1 2 3 4 5 5 tane yaprağımızı örelim sonrasında yeniden görüşelim yeleğimizin bütün bölümlerini örerek tamamladım en son arkamızda tamamladım 1 2 3 4 5 sıra çam yapraklarımızı ya da çam ağacımızı yerleştirdik sadece şöyle bakalım omuzda da bir tane oyuntu yaptım bir sıra şurada görmüş olduğumuz en son sıradaki düz trabzanımızı yani 7 tane trabzan bir kutucuk olan bölümümüzü tam buranın sayısıyla yani öndeki kalan kısmın sayısıyla birebir eşit olarak şöyle görmenizi istiyorum bu önümüz burası da arkamızdaki oyuntumuzun bulunduğu sadece bir sıra bakınız trabzan sırasını ördüm aynen birebir eşitledim burayı omuzdan dikeceğim şu kısımda oyuntu çalışmadım diğer Önümüzün aynı şekilde bakınız. Trabzan, 7 trabzan bir kutucuk. 7 trabzan bir kutucuk olan bölümümüzü 3 tane çam dalı üzerinden yerleştirdim. Yani önümüzde birebir eşit şekilde yerleştirdim. Şimdi omuzlarımızı dikelim. Ee, sadece omuzdan dikişlerimiz var. Bakınız yanına tüm olarak çıktığımız için e, çok hoş oldu. Şimdi omuzlarımızı diktikten sonra hem kol çevresini hem de e, yanlarımızı şuradaki bölümlerimizi tığlayalım ve yeleğimize son şeklini verelim. Omuzumuzun dikişini bir bakınız. 7 trabzanımızı ve şuradaki birer birer e, kutucuğumuzu aynı şekilde denk getirerek diktim. Diğer omuzumu da hemen dikiyorum. İki yüzü olarak da e, yeleğimizi kullanabiliriz. Şöyle güzelce belirli bir belirsiz bir şekilde dikiş yaptığımız zaman her iki yönüyle de kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Evet şimdi ben dikiyorum kenardan. Birebir trabzanlarımı takip ediyorum. Sayılarımız aynı olduğu için hiç sıkıntı olmayacaktır. İpimi de arada gizliyorum. Şöyle tutuyorum. Bakınız gözün bulunduğu yeri. Yani bir tane kutucuğumun bulunduğu yeri tutuyorum. Elimle daha güzel dikiş yapmaya gayret ediyorum. Tabi sizler eminim çok çok daha güzel ellerinizle yatkandır dikişini en güzelini yapalım. Üzerinden bağladım bu kez. Birer birer almadım. Üzerinden. Kalan iplerimi de araya gizlemek için bakın onları da üste almıştım. Bu şekilde ilerletiyorum. Yine şöyle kutucuklara elimi geçiriyorum. Ne ileri ne de geri gitmiyoruz böyle olduğu zaman. Evet sona kadar gelelim. Yeleğimizin omuzlarından diktik. Bakınız görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi kenarlarımızı tığlamaya başlayalım. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Kendinizi örebilirsiniz. Dilerseniz kendinizi birer birer parçalarla da örebilirsiniz. Evet şimdi kenar tığlamamızı başlayalım. Önce kollarımızı tığlayalım. Daha sonra çevre tığlama işlemimizi yapalım. Tığımı bir tane zincir çekerek düğümümü attım. Ve kol altımdan başlıyorum. Tam ortadaki bir tane çam ayırmıştık kol altına. Bu çamımın bulunduğu yere giriyorum. Ve bir tane düğüm atıyorum. Ve bir zincirimi çektim. Bir sık iğne, bir zincir. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Başını dolayarak tek seferde. Şimdi dikey olan trabzanlarımı Şöyle yandan 1 2 giriyorum. Tekrar bir ileriye geçiyorum. 2 defa giriyorum. Tığımın başına doluyorum. Arada bir tane örüyorum. Bütün bölümleri ikişer yaptığımız zaman biraz bolluk olabilir. Arada bir tane olarak trabzanlarımızın içerisine örelim. Tekrar 2 defa örüyorum. Başını doluyorum. Şuradaki küçük kısma yeniden bir örüyorum. Aralıklarda 2 ve 1 olarak örelim ve kolumuzu tamamlayalım. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. İlk başladığım noktaya giriyorum. Buraya daha fazla yapmama gerek yok. Kol altında potluk oluşturmuyorum. Hemen geçişimi yapıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra alt sırada örmüş olduğum yarım trabzanların içerisine girerek yine aynı işlemimi yaparak ilerliyorum. Altta örmüş olduğumuz bölümleri birer birer yeniden girelim. İkinci sıramızın sonuna kadar geldim. Tığımın başını doluyorum. Yarım trabzanımı örüyorum. Ve başlangıç noktasına gelerek batıyorum. İpimi şu şekilde geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra buradan koparıyorum. Kolumuzu örerek tamamladım. Şimdi sıra önümüzde. Önümüzü aşağıdan başlayarak bütün çevresini tamamlayalım. Ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelsin. Yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Ve şuradaki uç kısımdan başlayalım. Bir tane zincirim çekiyorum. Batıyorum. Bir. Bir tane zincir çektim. Hemen başını dolayarak batıyorum. Diğer trabzana geçiyorum. 2 ipimi de gizliyorum yan trabzanıma batıyorum 1 2 diğer trabzanıma batıyorum 1 2 şu şekilde bütün kenarlarımızı çepeçevre dolaşarak gelelim kollarımızı ve önümüzü çepeçevre örerek tamamladık uç kısımdan başlamıştık bütün çevresini dolaşarak geldim hatta bakınız altta da bir sıra dolaştım sonrasında ikinci sıramızı aynı şekilde dolaştım ve şurada en sonda bitirdim. Altımızı bir kere daha dolanmadım. Kenarlarımızı ikişer sıra dolaştık ve tamamladık. Şöyle görmenizi istiyorum. Aynı işlemlerimizi yaparak başını bir defa dolayıp iki defa battım. Küçük olan yerlere arada bir tane başını dolayıp battım ve yakadan tekrar diğer omuzdan aşağıya doğru indim buradan bütün alt çevreyi tamamen ördüm tekrar yukarıya ikinci turumu yapmak için çıktım dolaşarak geldim İkinci turumu burada bitirdim alt kısma geçmedim şöyle görmenizi istiyorum bakınız alt kısımda bu şekilde tamamlandı 7 trabzanlı olan bölümümüz ve ilk sıra tamamını trabzanla ördüğüm bölüm ve son olarak çevresini dolaştığım bölümümüz Gayet güzel durdu. Şimdi ben bir tane de zincirimle minik bir çiçek çalışması yaptım. Şöyle. Bağlama için düğme kullanmak istemedim. Hemen sizlerle aynı çalışmamızı yapalım. Önce çiçeğimizden başlıyoruz. 8 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi çektim bir tane yuvarlak yapıyorum ilk zincirime batarak 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum halkamın içerisine giriyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum halkamın içerisine giriyorum 1 2 3 4 5 girerek batıyorum 1 2 3 4 5 toplamda 6 defa bu işlemimizi yapıyoruz yani 6 tane çiçek yaprağımız olacak 1 2 3 4 5. ördüm 1 2 3 4 5 6. ördüm 6 tane yaprağımızı ördüm ipimi şöyle alttan alıp biraz sıkıştırıyorum şöyle görelim 1 2 3 4 5 6 Şimdi hemen hiçbir işlem yapmadan direkt ilk 5 zincirin içerisine giderek bağlanıyorum. Tığımı başını doluyorum. 1. Başını doluyorum. 2. Tekrar 3. 4. 5. 6. 7. 7 defa sarıyorum. Yani 7 defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum bu kez ilk yuvarlak halkanın içerisine girerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum birinci bölümü bu şekilde tamamlıyorum ikinci bölümüme tığımın başını dolayarak başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 defa ördüm tığımın başını doluyorum Yukarıdan aşağıya doğru inerek tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar diğer yuvarlağımın içerisine girerek 7 defa yarım trabzanımla dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız şuradan alta giriyorum. Hemen şu bağlantı noktasının üzerinden. Ve tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde bütün gruplarımızı dolduralım. Bütün yapraklarımızı 7 yedişer trabzanla doldurduk ve tamamladık. Şimdi en son yine giriyorum iç kısma ve buradan itibaren zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çiçeğimizi şöyle görelim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 oldu, 31, 32, 33, 34 ve 35 tamamen zevkinize göre e, ayarlayabilirsiniz ne kadar isterseniz. Şuradaki ilk bağlantı noktasının bulunduğu yere, bakınız diğerine tam trabzanlarımın olduğu yere yapmışım. Hemen bunu da şu kısma bağlıyorum. Buradan dıştan giriyorum, tığımın ucunu şöyle düzeltip batıyorum bir defa buraya bağlanıyorum tekrar giriyorum ikinci kez bağlandıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ipimi buradan kesiyorum ve sonra hemen çevirerek ipimi diğer yandan şu kısımdan alıyorum şöyle iç tarafa doğru gizliyorum Şöyle görelim bakınız. Diğerine de fiyongumuzu atarak artık yeleğimizi kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Evet sevgili dostlar, çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.